أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. Değerli müminler, bugün tilavet olunan Nisa Sure-i Celilesi'nin 105. ayet-i kerimesinden 112. ayet-i kerimesine kadar olan kısmı tekrar etmiş, anlamış olacağız. İnşallah Rabbim bundan sonraki hayatımızda da burada ifade buyurulduğu üzere amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bundan evvelki hata ve kusurlarımızı da affeylesin inşallah. Rabbimiz burada şöyle buyuruyor değerli müminler. İnna enzelnâ ileykel kitâb. Biz sana kitabı indirdik. Tabi burada muhatap sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Fakat biz sana kitabı indirdik derken aslında her insan da bu sen kelimesinin içine dahildir. Yani biz üzerimize almamız gerekiyor. Sorumlu olarak şu anda kitaba muhatap olan biz. Tabii bir de biz buyurulmuş olması var. Bununla ilgili çok farklı, çok geniş, çok özel ve güzel mütalaları kitapta görüyoruz. Allah'ın biz kelimesini kullanmasının ben kelimesi, o kelimesi veya sen kelimesi şekliyle de Kur'an-ı Kerim'de ifadelerin var olduğunu görüyoruz ki zamirler ötesi bütün kainatı içine alan fakat biz kullanıldığı kelimelerde farklı vurguların olduğu ifade edilmektedir. Bir başka dersimizde nasip olursa, gücümüz yeterse onun üzerinde de durmaya çalışırız. Burada dikkat çekilecek husus kitap kelimesinin kullanılmış olmasıdır. Biliyorsunuz biz elimizdeki bu mübareğe mushaf diyoruz sayfeler olarak. Bir de Kur'an diyoruz genellikle. Bir de kitap diyoruz. Başka isimleri de var. Kur'an okuma yönünü öne alan bir kelime olduğu için kıraat edilmesi hatıra gelir. Kitap denmesi ise alimler diyor ki bunda hem mushaf olması hem kıraat olunması, hem manası, nazmı, hattı, yazış şekli, muhtevanın bütününü kaplayan olduğu için kitap denmiştir. Mesela gönlünüzden bir mana geçirin, bir düşünce geçirin. Ona kitap diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? Çünkü ortada bir yazısı yok, sözü yok. Öyleyse söze kitap diyebilir misiniz? Diyemeyiz. Peki her yazılan şey doğru bir kitap mıdır? O da tartışılır. Onun için dikkat ederseniz ikinci surenin başlangıcı nasıl? Elif, lam, mim, zâliken Kur'an mı kitap mı? Kitap. Zâliken kitap. Bu kitapta. Öyleyse kitap denmesi çok daha geniş bir manayı içine almak. Bunun için Müslümanlar beyninde arasında kitap denilimi sadece Kur'an hatıra gelir. Tevrat, İncil, Zebur da akla gelmez. Yeri değil ama öyle ifade edeyim. Çok özür diliyorum. Hani bizde kitapsız denmesi bir adam için üzücü, büyük bir hakaret sebeptir, öyle değil mi? Öyleyse kitap, hatta şöyle de bazı yayın evlerinde reklam var. Bütün kitaplar o kitabın anlaşılması için okunur. Bütün kitaplar o kitabın anlaşılması için olur. Öyleyse kitap kelimesi üzerinde aslında durmak lazım.
Kur'an kitap nerelerde kullanılıyor? Kitabun enzelnâhu ileyke. Bu kitabı ona veya sana indirdik. İnsanları zulmetten, karanlıktan aydınlığa çıkar diye beyan ediyor. O halde Müslümanın kitaplı olması, hem elinde mushafının olması, hem hattının olması, hem manasının olması, hem kıraatının olması, ama diyor ki tefsirler, bunların hepsi içinde hükümleri barındırmış olmasıyla mümkündür. Yani bir kitap düşünün, içinde hüküm yok. Oku oku geç. O da kitap olmaz Allah katında. Kitap yazılmış, ketebe harflerin, kelimelerin, manaların, surelerin birbirine dikilmiş, bitiştirilmiş, yan yana getirilmiş, konulmuş halidir. Öyleyse kitap dendi mi hüküm aklımıza gelmesi. Emir, nehi, yasak, iyi, kötü içinde olacak ki bilgiler de kitabı olsun. Yoksa ortalık kitap kaynıyor. Ama içindekiler. O halde böyle baktığımızda şimdi tekrar dönelim. İnna enzelnâ ileykel kitâb. Cenab-ı Hak buyuruyor ki burada, biz kitabı indirdik. Ne yaptık? Rabbimiz kitabı indirdik. İleyke, inna enzelnâ ileykel kitâb, sana kitabı indirdik. Burada tabii Efendimizin de büyük şerefine işaret var, değil mi? İleykel kitâb. Herkese kitap indiremez miydi? İndirdi. Bir tanesine indirdi, oradan insanlığa duyuruyor. Öyleyse buradan şunu da görüyoruz. Bir alim, bir işi bilen usta veya bir yetkili, etkili insan bir topluluğa ışık olmaya yetiyor değil mi? Çoğalırsa bereket olur. Onun için burada Cenab-ı Hak diyor ki, bil hakkı hak ile indirdik kitabı. Hakikat olarak indirdik. Kitap dendi mi Kur'an'a, onda bir hakikat düşüneceğiz. Hak düşüneceğiz. Yani eğlence olsun, batıl olsun, hikaye olsun. Mesela bir ayet var. Yerini bulayım hem. Bir gün bir yerde bir Kur'an'la ilgili bir stand açıyorlar. Bu Ramazan dolayısıyla Kur'an'la ilgili öyle bir çalışma yapılmış. Dendi ki orada bir stand açılıyor veya işte bir yer açılıyor. Oraya dediler hocam bir ayet ne yazalım? Veya yazacağız. Hangini yazalım? Benim aklıma şu geldi. وَمَا هُوَ بِالْهَزِ Tarık Sure-i Celilesi'nde ayeti kerime zannediyorum 14. olacak. Cenab-ı Hak diyor ki o bir hezeyan değildir. Boş söz değildir. Değil mi? Kur'an'a mı? وَمَا هُوَ بِالْهَزِ Yani burada Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an-ı Kerim bir hezeyan, bir boş söz değildir. O zaman kitap içinde çok sorumluluk ve bilgi biriktiren ve bizim sadece dünyamızı değil, aynı zamanda ukbabımızı da güzelliğe, saadete eriştiren bir kitaptır. Şimdi baktığımızda kitabın hakla alakası var. Hak Allah'ın isimlerinden birisidir. Yine hakkı tavsiye etmek Müslümanların görevlerinden birisidir. Böyle bakıldığında peki kitap niye gönderilmiş? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında hüküm vermen için gönderildi. İnsan hüküm verecek. Hükmü kimden öğrenecek? اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm ancak Allah'tan öğrenilir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Yegane hüküm ona aittir. O bize hüküm verin dediği şeylerde biz de kitap ve sünnete uyarak hüküm veririz. Burada bir konuyu da arz edeyim. Kitapla ilgili az evvel açıklama yaptık. Sünnete kitap denmez mesela. Sünnetin de lafzı var, yok mu? Manası var, hattı var ama kitap denmez. Nasıl konuşulur bizde? Kitap, sünnet denir. Öyleyse halbuki sünnet diye yazılan yüzlerce cilt sayfalarımız vardır. Ama hiç kimse kitap dendiği zaman aklına sünnet gelmez. Kitabın ilahi olma bir özelliği daha var. Burada لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında hüküm vermen için. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cami imamı gönderilmemiş. Şimdi biz din görevlileri toplantılarında bazen imamları teşvik için peygamber makamındasınız, sorumluluğunuzu bilin, kıymetinizi bilin derler.
sevindirir beni ama biraz daraltıyor bu peygamberimizin işini. Yani bir şey diyemiyoruz tabii. Büyükler öyle söylüyor. Ne diyeceğim? Peygamber makamı falan dedi. Peygamberin makamı cami imamlığı olsaydı o zaman iş kolaydı. O cami imam değil. Ama bir imamdan çok hep cemaatle kılan bir insan. Hiçbir imam onun kadar cemaatle namaz kılmamıştır. Niye? Hayatında hasta olup kılamadığı namaz belki bir elin parmakları kadardır diyor alimler, öyle mi? Birkaç vakit namaza çıkamadı cemaata. Hatta biraz ferahladı. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bir tarafında İbn Abbas, bir tarafında da bir adam vardı. Onun omuzuna yaslanmış, öylece cemaata katıldı. Niye bir tarafında İbn Abbas'ta bir tarafında bir adam vardı? O adam Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali'ye biraz gönlü kırılmış Hazreti Ayşe'nin, derin bir konu. Onun için öyle söyleyivermiş. Bakın, cemaata omuzda gelen bir peygamberin ümmeti ayaklarımızda gelemiyoruz. Hiç omuzda elde tutunarak acaba gelebildik mi? Fare amca ona benziyor biraz. Doğru mu? Allah selamet versin. Sağlık, afiyet versin. Şimdi buradan görüyoruz ki kitap niçinmiş? Litehküme, hükmetmen için beynen nasıl insanlar arasında. Halbuki biz ne diyoruz? Din bana aittir, yaşarım yaşamam. Öyle değil. Kendisi için değil, kitap insanlar arasındaki hukuk için indirildi diyor. İnsanla insan, benimle diğer insan, sonra bu ayetlere bakınca diğer canlıları da görürüz. E peki nasıl olacak? Hükmederiz, kolay. Mesela şöyle yapalım, cemaat-ı müslümin. Hep bu tarafa durduk, biraz değişiklik olsa da şu tarafa doğru dursak, belediyeye doğru namaz kılsak, biraz daha saf uzun olur. Ya da bu taraf daha mı düzgün olur, ne dersiniz? Var mı öyle bir şey? Bima erakallah, sana gösterildiği üzere. Kendin istediğin gibi değil. Erake gösterilmek içtihada işaret ediyor. Allemeke öğretilmeye işaret ediyor. Yani aslında gösterildi derken bir yerde gösterilmiyor. Ama gösterme, görme, ilmi, içtihat ve öğretmeyi içinde barındırıyor. O zaman diyor ki Kur'an-ı Kerim, şöyle söyleyelim. Mesela bir ayet-i kerime var, hepiniz biliyorsunuz. Festakim. Ne demek bu? Dost doğru ol. Çıkın sokağa, doğru olmadığını iddia eden adam yoktur. Hapishanedekiler de doğruyum diyor, vurulan da doğruyum diyor. Öyle demiyor mu? Ben haklıyım, bu da ben haklıyım diyor. Hangisi haklı? Festakim, doğru ol ama kime göre? Kema ümirte, emrolunduğun gibi. Ha. Metresi var bu işin. Sana gösterilen metreye göre doğru ol. O zaman bir metre olmasa, kimi 80 santime bir metre der, kimi 120 santime bir metre der. Burada da görüyoruz ki bima erakallah, Allah'ın gösterdiği üzere. Başka bir şey daha var burada. İleride bir şey de gösterilecek demek ki, bir problem var burada. Bir mesele var peygamberimizin hayatında. Müslümanların içerisinde bir dertli bir durum var ki Allah-u Teala diyor ki insanlar arasında hüküm ver, gösteriliyor sana. Ve gösterilecek, gösterildi. Ha, şimdi şöyle diyelim, biz bir karar verdik ama biri çıktı kararımızın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ne yapmamız lazım? Hemen bunun arka sayfası olacak zannediyorum veya biraz gerilerde. Bir bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki 4. yüzde içinde sıkıntı duymadan diyor teslim olacaksın. İşte en zoru. Fela ve Rabbike la yu'minun ayet-i kerimesi var orada. İçinde sıkıntı duymadan. Çok zor iş bu için. İçinde sıkıntı duymadan iki rekat sabah namazı olduğuna inanıyorum. İçinde sıkıntı duymadan %2,5 zekata da inanıyoruz. İçimizde sıkıntı duymadan Ramazan 30'dur, 29'dur ona da inanıyoruz. Ha. Şimdi içimizde sıkıntı duymadan paralı, haklı, hukuklu işlere geldi mi? Mesela Peygamberimiz gidin barışın diyor. Dargınlarla barışın diyor. Öyle var mı? Hadis-i şerif yok mu? Çok. Dargın durmayın, 3 günden fazla durmayın, gelmeyene gidin diyor vesaire. Ne dersiniz, yapabilir miyiz? Git dedi. Şimdi devlet başkanı çok gizli özel görev vereceğim. Git yap, gerekirse hayatını vereceğim diyor. Gidiyor asker, istihbarat, yetkili gidiyor mu, gitmiyor mu? Gidiyor. Peki sonra ailesi diyor ki çok şerefli, çok değerli, çok önemli bir görevde babamız gitti. O zaman burada şu var.
İslam'ın bize emrettiklerini nefsimize, gururumuza, benliğimize, egomuza ne dersiniz? Zor geldiği zaman, bu nereye benziyor musunuz? Başka bir ayet var. Kebura alel müşriki. Müşriklere davet ettiğin İslam zor geldi diyor. Peki biz müşrik miyiz? Değiliz. Ama zor geliyor mu? Gelen. Mesela namaza kalkmak, namaz kılmak zor geliyor mu, gelmiyor mu? Veya başka şeyler. Ha, bazı şeyler mesela nafile, hac ve umre herkese kolay geliyor. Hoşuna gidiyor. Gezmek var ya. Samimiyetini Allah bilir. Ama herkesin hoşuna gidiyor. Ya kardeşim para verip Medine'ye gidiyor. 8 vakit namaz kılacağım diyor. Günlüğü neredeyse 100 liraya, 100 dolara, 100 euroya geliyor adamın. Buraya geliyor, namaza gelmiyor. O zaman şöyle diyeyim. Umre ve hacca gidenler sadece camiye gelsin dense Adapazarı'nda bayağı cemaat olması lazım. Öyle değil mi? 1 milyon insan kayıtlı hacca gitmek için. Hadi bunun yarısı erkek olsun. Camilerde o kadar adam var ama hacca kayıtlı olduğu halde camiye gelmeyen bir sürü adam var. Bu nedir? Bir zorluktur. Nefsin bazı şey hoşuna gider. Şimdi buradan bakınca değerli müminler, bima erake Allah, sana gösterildiği üzere. Peki buradan bir şey daha öğreniyoruz. Allah peygamberimize gösterdi. Peygamberimiz kime gösteriyor? Bize gösteriyor. Onun için sahabe-i kiram peygamberimizi bize anlatırken çok dikkatli anlatırlar. Şöyle yaslanıyordu, böyle oturuyordu, elini böyle yapıyordu, yüzünde damarı şöyle şişmişti, sakalı böyle oynamıştı. Yani sakalın oynadığı söylenir mi? Söylenir. Diyor ki, öğlen namazı kılıyordu, ben arkasındaydım. Dikkat ettim, sakalı oynuyordu, demek okuyordu diyor. Yani o kadar dikkat etmişler her şeyini. O da bize gösteriyor. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ حَس۪يمًا. Sakın hainlerden yana savunucu olma. Bak peygamberimize, ümmete, insanlığa söylüyor. Sakın hainleri savunmayın. Yani onların avukatlığını yapmayın. Avukat kötü anlamda demiyorum. Elmalı Hamdi Yazı'da da bu kelime geçtiği için söylüyorum. Avukatlığını onların yapmayın. Onlardan yana olmayın. Çok kısa hemen arz edelim. Burada şimdi hatta konu şöyle geçiyor. Sizin dininizden olmasa bile eğer sizin dininizden olan hainse onu savunmayın. Adam hain ama bizim dinden, bizim mezhepten, bizim memleketten, bizim ırktan, bizim köyden, bizim akrabadan. Ama haklı olan başka dinden. Sizinkini savunmayın diyor. Ne dersiniz şimdi? Şimdi bu sabah böyle bir ders var. Peki konu ne? Uzun hikaye. Tu'me İbni Übeylik isminde bir adam var. 2-3 tane rivayet var. Ben kısa anlatmayı gençlikte çok süslü seviyordum. Şimdi biraz kısa geçiyorum. O da biraz eksiklik ama çok dallandırmayayım istiyorum. Şöyle bir şey. Adamın bir tanesi, Müslüman görünen bir adam. Niye Müslüman görünen diyorum? Sonucunu söyleyeyim. Bu adam en son Mekke, Medine'den kaçıyor. Başka yerlere gidiyor, hırsızlıklar yapıyor, kötülükler yapıyor, dinden çıkıyor. Bir hırsızlık yaparken de bir duvarın altında kalıp ölüyor ya da hırsızlık yaparken öldürülüyor. Sonu bu. Bu adam Müslüman görünen bir adam. Bir zırh çalıyor veya onu bir çuvala koyuyor, un çuvalına veya bir başka bir şey çalıyor. Sonra onu bir Yahudinin evine bırakıyor. Zırhın sahibi veya çuvalın sahibi arıyorlar. Bakıyorlar kim almıştır? Bu adam almıştır. Gidip diyorlar sen mi aldın? Ben almadım diyor. Bir de yemin ediyor. Çuvalında zırh delmiş. Onun izine bakıyorlar. Yahudinin evine gitmiş. Yahudi'ye de emanet bırakmış. Hırsızlık yapıp emanet bırakıyorlar. Sonra kim suçlu çıkar? Yahudinin evinde bulundu ya. O suçlu çıkıyor. Müslümanım diyen de yemin ediyor. İzler de onu gösteriyor. Yani evine girmiş. Böyle bir durum söz konusu. Daha detaylı anlatılıyor. 2-3 tane nüzul sebebi anlatılıyor. Sonucunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikte hükmünü neye göre verecek? İnsanların ikna olması için zahire göre hüküm verecek. Yani delillere göre, yeminlere göre, şahitlere göre verecek. E kim suçlu gözüküyor? Yahudi suçlu gözüküyor. Kim haklı gözüküyor? Müslümanın diğer haklı gözüküyor. Ondan yana hüküm icra olunmak üzereyken bu veya buna benzer ayetler geliyor. Ne diyor? Hainlerden yana olma, onları savunucu olma. Yani bu hain
burada yalan söylüyor. Ve akrabaları gidiyorlar Efendimiz'e, işte bu diyorlar Müslümandır, bizdendir, bu Yahudidir, yalan söylüyordur diye de onu savunmaya kalkıyorlar. Efendimiz adamın yeminine bakıyor, delile bakıyor, akrabaların şehadetine bakıyor. Siz olsanız ne yaparsınız? Herhalde böyledir karar düşünürken ayet-i kerime geliyor. Diyor ki bu kitabı sana insanlar arasında hak ile hükmedesin diye gönderdik Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Öyleyse sakın hainlerden yana olma. Şimdi gelelim bize. Hikaye çok. Burada bir sürü hikaye okumayalım. Ne yapalım? Buradaki konu şu. Şimdi biz bir akrabamız ya da yakınımızdan, ırkımızdan, bilmem dinimizden bir adam haksız olsa susar mıyız? Savunur muyuz? Haksızlığını söyler miyiz? Ne yaparız? Söyleyin. Hangisini yaparız? Bu sabah okundu değil mi? يَا لَجْنَا مِكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسَكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنُوا غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ اَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ اَنْ تَعْدِلُوا. Ne oldu şimdi? Ey iman edenler, Allah için şahitliği ayakta tutun. Anne babanız sizin aleyhinize, ebeveyninizin aleyhine de olsa, zengin ve fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Hevaya, arzu ve keyiflere uymayın. Adaletten sapmayın. Peki bugün Türkiye'nin tartışılan gündemi, birinci gündemi ne? 3 aydır, 6 aydır, 1 senedir, 2 senedir. Ki ne? Hukuk konusu tartışılıyor değil mi? Biri diyor böyle oldu. Öbürü diyor olmadı. Biri çaldı, biri çalmadı. Biri yalan söylüyor, biri doğru söylüyor. Ulan kaldık arada millet. Ya galiba bu haklı, olmadı bu haklı. Peki hangisi? Şimdi büyük hesap var ahirette. Kim doğru söylüyor, doğru söylemiyor? İşi yapanlarla başta Rabbimiz bilir. Doğru mu? Ama bu işlerde ve başka işlerde, kendimize ait işlerde yalan ve yanlış olan bir işi savunuyorsak, hangi grup, cemaat, insan, din, mezhep, meşrep, ırk, imkan, yetki de olursa olsun, zalim olduğunu bildiği halde savunuyorsa şu ayetleri düşünsün. Bu ve devam. Hangi ayetler? Nisa suresi 105. Hüküm vermiyoruz. Ayetler bize diyor ki İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı litehkime beynen nâs bimâ erâkellâh ve lâ tekun lil kâinîne hasîmâ. Biz size kitabı, biz sana kitabı hak ile Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye indirdik. Ya hiçbir şey bilmiyorsak o zaman deriz ki ben bir şey bilmiyorum kardeşim. İlle de hükmetmem gerek mi? Hükmedecek adam, bilgisi olana da hükmedecek. E bilmiyorsak zanla hüküm olmaz ki. O zaman diyor ki ayet, sakın zalimleri, hainleri yani burada ne yapmayın? Savunmayın. Onlardan yana olmayın. E şimdi geçen anlattım burada Perşembe akşamı Suriye'de. Suriyeli bir sığınmacı, öyle diyorlar ya şimdi, mülteci, muhacir ne diyeceğiz biz de bilmiyoruz. Antep'te ev sahibini öldürüyor. Hain adam. Sen yani bir insan kiracı olan ev sahibi de olsa kiracı birini öldürür mü? Bıçaklı öldürüyor. Sonra ailesini polis zor kurtarıyor milletin elinden. Ondan sonra kaç günden beri olaylar var? Var değil mi? Devamlı olaylar var. Bahane arayanlar da var. Peki ben şimdi anlamadığım bir şey var. Bir kişi öldürdü, bir Suriyeli öldürdüyse bunun çoluk çocuğunu evini sarmanın, diğer Suriyelileri dövmenin, onları taşlamanın, korkutmanın anlamı var mı? Bu Suriyelinin yaptığı bir kere zalim o öldüren adam. Ne isterseniz söyleyin ona. Ama oldu ya, şimdi doğu, şey diyor, efendim bilme, isim vermek istemiyorum burada şehirler ve insanlar hakkında. Bilmem ne vatandaşlar istemiyor. Bütün millet kalkıyor mahalleye, yürüyor mu yürümüyor mu? Türkiye'de oldum olmadım. Ya anlık suçlu bir tane, iki tane, beş tane. Bütün aile, çoluk, çocuk, 80 yaşında nine, 7 yaşında çocuk hepsi mi suçlu? Yok mu bizde bir akıllı adam? Durun ey millet diyecek. Naim Hoca mı lazım yoksa bu millete? Bir Erzurum'da da öyle bir çıkmışlar, yürümüşler değil mi? Yani bunun Erzurum meselesi değil. Şimdi toplumsal bir cinnet geçiriyoruz. Dur diyecek bir adam da bulamıyoruz. Anca neyle durduruyorlar biliyor musunuz? Nuh'un tufanı gibi baraj gibi su sıkıyorlar bütün üstüne. Ya da eskiden emzikten ayrılacak çocuklara acı biber ağzına verirlerdi. Bunların da gözüne duman veriyorlar, acı biber. Şimdi düşünüyorum ayetleri. Ya biz Müslüman bir adamız. Azıcık akıllı olur insan.
Bir gün stadın oradan geçiyorum. Sakaryaspor. Birisi mi maçı var, kimin bilmiyorum. Bursalılar taşları evlere rastgele yere atıyor. Biz minibüsü bir arabanın arkasına koyduk, otobüsün arkasına. Bilseler ki bizim minibüsün plakası da 54. Ne inebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. Peki Adapazarlar İzmit'te, Konya'da, Düzce'de ölüm olmadı mı? Ya maça gidenlerle benim ne alakam var? Giden suçluysa onu tutun, götürün. Neyse. Ama ne yapıyor? 10 bin kişi, 20 bin kişi İstanbul'da bir maç oluyor. 4 bin polis diyor. Kırılan, döken hiçbir şey yok. Kırıyor, döküyor, gidiyor. Stadı da kırıyor, sokağı da kırıyor. Peki bu İslam böyle mi anlatıldı bize? Yok. O zaman hani nerede İslam? İslam nerede? Demek ki biz İslam öğretisi öyle olmalı ki biz وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى kimse kimsenin günahını yüklenmemeli. Öyle değil mi? Suçlu kimse sorumlu olması lazım. Ama ne yapıyoruz? Vay sen bir Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerli, Sakaryalı'ya dokundun. Ne kadar adam varsa ona benzer hepsini öldürüyorlar. Öldürmediler mi birçok yerde spor için? O zaman burada şu var. Bizim memleketimizde İslam sadece namaza, oruca, biraz başörtüsü, Kur'an okunmaya indirgendiği için ben haksız bile olsam imanımın gereği babama, akrabama, mezhebimde olan insana, Müslüman gözükene, karşıdaki Yahudi bile olsa, Suriyelidir, Yahudi bile olsa, hayır biz haksızız, duralım, bekleyelim dememiz gerekmiyor. Ayetler bunu anlatıyor. Vestağfirillah, Allah'tan bağışlanma dile. Nasıl olacak bu? Peygamberimiz suç mu işledi? Hayır. İki türlü anlatılıyor. Bir, peygamberimizi yanıtmaya gelenler, o hırsızı savunanlar vardı ya, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İki, ola ki peygamber de görünen şahitler ve deliller muvaciyesinde belki böyle bir karar vererek bir hakkın iptaline yol açılabilirdi. Burada bilerek yapılan bir şey yoktu. Bir içtihat vardı. Bu içtihat da ayette düzeltildi. Öyleyse böyle bir haksızlığı savunmaya meyilden dahi olsa aman Allah'ım bizi affeyle demek lazım. O zaman şimdi Antep'teki bir kısım yürüyen insanların istiğfar etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Gerekir. Ne istiğfar edecekler? Zalim bir tane adam suçlu. Ama ne kadar şehirde insan varsa birbirini kırıp geçiyor. Bu o şehre mahsus değil. Bizde de oluyor, başka yerde de oluyor. Böyle bir toplumsal cinnete doğru gidiyor. Cehalet cinnet getirmeye başladı. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Burada şunu görüyoruz. İnsan kararlarında hata edebilir. Ama istiğfar etmesini bilecek. Pişman olduğunu bilecek. Onu da söylemek bir erdemdir. Allah da o zaman onu ne yapıyor? Bağışlar ve merhamet eder. Evet biz yanlış yaptık. Hata yaptık. Bunu da söyleyelim. Ne var yani? Evet burada bir hatamız oldu. Hep doğru olur mu insan? Ya mümkün mü? İnsanız biz. Şimdi düşünün Peygamberimiz Aleyhisselam'a Kur'an iniyor. En iyi okuyanı onun hayatında bile Kur'an okurken şaşırmış. Şimdi Peygamberimizin şaşırması keşke bizim sağlam namazımız onun şaşırması kadar olsa diyor alimler. Ama ya Resulullah ne oldu? Unuttum sizin unuttuğunuz gibi diyor okurken. Yani bakın bizden birisi. Bir gün mihraba geçmiş. Bekleyiniz demiş. Mihraba geçmiş. Zaten evi şurada. Mihrap da orada. Gitti diyor. Biz ayakta bekliyoruz. Bir baktık sakalından su damlıyor. Abdest almayı unutmuşum dedi diyor. Gel bir yap Orhan Camii'de de bak bakalım millet müftülükte soluğu alıyor mu almıyor mu? Ya unutmuş sizi. Bakın insani bir din var. Ama bunlar çok istisna Peygamberimizin hayatında. Ama bize bir tane örnek. Uyumuş sonra cemaat de sabah namazını kaza etmiş. Peygamber uyur mu? Ya ben gözüm uyur, kalbim uyumaz diyen peygamber. Ama o bir kere uyuyup da kazaya kalmasaydı sabahı bizim bütün namazlar boşa gidecekti. Sonra bizim hep kazadayız. Örnek diyor peygamber. O zaman burada şu var. İstiğfar etmek hatadan dönmek demektir. Verdiğimiz karardan vazgeçmek demektir. Yanlış bir karar verdik. Bundan vazgeçmek lazım diyorsun. Yok işte istiğfar ona dedi. Ne demek istiğfar? Allah'ım beni bağışla.
ben sizin hakkınızda verdiğim kararı da yanlış vermişim. Kusura bakma. Öyle zehaba kapıldım. Öyle kanaat getirdim. Öyle bilgi geldi. Ama şimdi düzeltiyorum. Allah da beni affetsin. Başka birine zarar vermekten vazgeçip burada meydana gelen küçücük bir kusurdan bile Allah'ım beni affet diyenlere Allah bağışlayıcı ve merhamet sahibidir. وَلَا تُجَادِنْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفِسَهُمْ Nefislerine hıyanet edenlerden yana da mücadeleci olmayız. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Demek ki burada ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ha şurada bir kısmı unuttum. Evet. وَلَا تُجَادِنْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفِسَهُمْ Kendileri hakkında hainlik edenleri de savunmayın. Onlardan yana etmeyin. Adam kendine zalim biz adamı savunmaya kalkıyor. Diyor ki ayet-i kerime çok açık ve net. Kendileri hakkında zalimlik edenleri ne yapmayın? Savunmayın. Yani nefislerine hıyanet edip duranlar hakkında mücadeleye kalkışmayın. E peki bir insan kendi nefisleri hakkında nasıl bir mücadeleye bulunur ki? Yani kendi nefsiyle ilgili neler söyleyebilir? Kitaplara baktığımızda diyor ki nefislerine hıyanet edenler, yani nefse hıyanet, kendini aldatmak, bir menfaat elde ediyor zannıyla zarara giriyor. Kendini aldatıyor. Menfaat elde edeceğim diyor, zarara giriyor. Bunun için bir insanın günaha koşması, harama koşması, yasaklara koşması nedir? Bu insanın efendim kendini aldatmasıdır. Öyleyse kendisine zarar veren insanları savunmaya kalkmayın. Adam kendisi günaha girmek istiyor. Biz diyoruz ki yok yok öyle değil. Adam belli işte adamın ne iş yaptığı. Bunları savunmaya kalkmayın. Hata edenleri savunmayın. Onların yanında olmayın. Tam beceremiyorum anlamayı ama siz inşallah anlıyorsunuzdur. Kendilerine hainlik edenleri ne yapmayın? Sakın savunmayın. İnna Allah la yuhibbu men kana khawanan azima. Çünkü Allahu Teala havvan çok hainlik eden, pek hain adam demektir. Hain diyoruz. Çok hain adam. Peki ezima çok günaha girenleri sevmez. Peki çok günaha girip çok hain olanı sevmez. Biz savunursak bizi de sevmez. Diyor ki kitaplar, bak hainleri sevme. Onlar, Allah sevmiyor onları. Allah'ın sevmediği insanları da savunmaya kalkma. Onlardan yana da olma. Çok hain. La takunullah ve rasule ve takunu emanatikum. Ben tüm talimim. Ey imadenler. Diyor Cenab-ı Hak. Allah'a ve Resulüne hainlik edenlerine yapmayın. Efendim onlara karşı dikkatli olun. Yani Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Ve takunu emanatikum. Onlar emanetlerine bile bile ihanetlik ediyor. O zaman burada mesela bir adam bize hainlik etti mi çok kızarız. Allah'a hainlik edersen olsun. İşte sosyalde kızmak lazım. O zaman burada dikkat ederseniz sevgiden bahsediyor. Şimdi bakın vaaz devam ediyor. Öğüt. Ne oldu şimdi? Allah sevmez diyor. Bir adama Allah seni sever, Allah seni sevmez dendiğinde adamın durumu nasıl oluyor acaba? Mesela Allah'ın sevdiği bir amel. Biz bir yere hediye götüreceğiz şimdi. 40 kere düşünüyorlar. Onun işine yarasın. Sevsin, beğensin. Bir de bizim yanımızda bakar, aa bana bu çok da lazımdı. Buraya kürsüye koyarım, buradan da böyle kaybolmaz, yazarım, gene koyarım. Çok da insan, ne kadar seviniyor değil mi? Sevindi ya hediye. O zaman eğitim sistemini gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an eğitim sistemi sevgi üzere kuruludur derler. Niye? Birçok ayette Allah sever ve sevmez. Allah sevdi mi ne olur? Artık bir şey sorulmaz ki olmazsa. Yuhibbuhum, Allah onları sever. Gördün mü ayet-i kerime? Hep okuyoruz ya قُلِنْ كُتُّمْ تُحِبُّونَ اللّٰهُ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin. Demek Allah'ın sevmesi var. Allah'ın bir sevmesi daha var. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ Bağışlayan ve vedud, çok seven, çok sevgiye layık ve çok sevilen demek. Kimdir o? Allah'tır. O zaman buradan böyle baktığımızda biz Allah sevdiği için yapıyoruz. Allah sevmediği için de yapmıyoruz. Başkası ne derse desin. Öyleyse insanın amelinin sevgiyle alakası var. Ya nefsi seviyor, ya hanımı seviyor, ya çocuğu seviyor, ya bir kurum seviyor. Ama Allah'ın sevgisi nerede? Sevgilerin en üstünde
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a karşı ortaklar koşarlar ve onları Allah gibi severler. Tövbe tövbe. Allah gibi severler. Şirk, küfür, isyan hiçbir işe yaramaz bir sevgi. Allah gibi sevilmez. E nasıl olacak? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Müminlerin Allah'a imanları çok yüksek, çok şiddetli, çok kuvvetlidir, çok değerlidir. Onun için Kur'an-ı Kerim قُلْ اِنْ كَانَ آبَاكُمْ diye sayar. Babalarınız, oğullarınız, mallarınız, mülkleriniz, ticaret, hayvanlarsa ve buyurur ki eğer bunlar Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan sevgiliyse başınıza gelecekleri bekleyin. Sevgide yer değişikliği yapar da Allah ve Resulünün üstüne koyarsanız dünyaya ait ana, baba, evlat, çoluk, çocuk o zaman başınıza gelecek belayı bekleyin der. Yanlış şeyleri sevgi yer değiştiriyor. Halbuki insanın çoluğunu çocuğunu sevmesi teşvik edilmiştir. Öpmesi, merhamet teşvik edilmiştir. Ama sevgiyi imanın üstüne getirirsek o imanın üstüne getirilen sevgi sonunda bize bir azap olarak, zulüm ve bela olarak dönecektir. Öyleyse sevgileri kontrol etmek lazım. Sevgimizde Allah'ın rızası var mı yok mu ona bakmak lazım. Allah için sevilir ama Allah gibi kimse sevilmez. Öyle demiyorlar ama öyle bekliyorlar. Sonuç ayet-i kerime devam ediyor. يَسْتَقْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَقْفُونَ مِنَ اللّٰهِ İnsanlardan gizlerler, Allah'tan gizlemezler. Şimdi bakın burada ayet-i kerime buyuruyor ki insanlardan gizlerler, Allah'tan gizlemezler. Bu zaten açık. Demek ki insanlardan hepimiz öyle bir şey vardır ki hesabımız, kitabımız yani daha ziyade günah ve kabahat olan şeyler insanlardan gizlenir. Allah'tan gizlenmez. Tam ibareyi anlayamadım ama şöyle bir şey okudum tefsirde. Diyor ki bir insan kusur ve günahlarını insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezse Allah onun kusurlarını insanlara duyurur. Hatta bir hadiste ise kendi evinde onu rezil eder diyor. Evinde başın aşağı düşmüşse başka yerde dik dursa da bir işe yaramaz. Doğru mu? Başkasının yanında bir iki saat durursun ama evde ne yapacaksın? Bakın demek ki biz hep gizliyoruz, gizliyoruz, işler öyle gidiyor. Allah'ı hesaba katmıyoruz, insanları katıyoruz. Allah bir gün bir bakarsın ortaya bizim kusurumuzu bir vesileyle döker. Eyvah. O zaman burada ayet şunu söylüyor. Birçok ayetler var bu konuda. Gizlenecek olan insanlar değildir. İnsanların Rabbinden gizleyin. Ve huve me'ahum iz yubeyyitune ma la yarra minel kavl. Allah'ın razı olmayacağı tezvirat derlerdi eskiler değil mi? Tezvirat, laf, söz. Bunları söylediklerinde Allah onlarla beraberdir. Mesela bunlar gece konuşmuşlar hırsızlığı kim yaptı, kim yapmadı, nasıl saklayalım diye. Hani kulisler yapılır ya, aile kulisleri, devlet, millet kulisleri. Bilhassa da gece yapılır. Beyt denmesi ne demek? Yubeyyitun gece. Gece örtülmeye ve gizlenmeye gündür. Ya da beyt burada şiirimsi ve süslü laflar. Beyt diyoruz yani şiirde o anlamın da gelişiyle süslü kelimeler ama Allah'ın razı olmayacaklarıyla yaparlar buyuruyor. Şimdi bu da böyle olunca buradan şu ortaya çıkıyor. Aslında Müslümanın gecesi gündüzü yok. İman etti mi? Alimul gaybi ve şahade. Gecede de gündüzde de hepsine kim biliyor? Allah-u Teala biliyor. Peki olmaz mı kusurumuz? Var. Hiç olmasa kusuru millete söylemeyelim. Bazısı çok cesur işlediklerini de anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam siz bir kusur işlersiniz gece Allah onu örter. Duyurmaz kimseye. Sen kapa, sabah kalkarsın dik başlılıkla anlatırsın işte akşam yazın denizde, pazarda, çarşıda şöyle yaptık diye. Allah da onu ortaya koyar ve sonra onun hesabını sorar artık. Şimdi niye? Burada artık dine karşı meydan okumak vardı. Kusurun kusur olduğunu bilip de boynunu bükme yerine kusuru fahş etmek o işin affolunmayacağına doğru yol ve almak demektir. Şimdi buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Allah-u Teala onları yaptıklarıyla ilmiyle kuşatmıştır.
Muhit kuşatmıştır. Yani aslında Allah-u Teala biliyor. Ama bir şey demiyor imtihan olduğu için. O zaman gizlenmek diye bir şey yok. Biz kendi kendimize uyduruyoruz. Gizlendiğimizi zannediyoruz. Pekala. Bitiriyorum. Ha entüm haulâi cadeltüm anhum fil hayâti dünya. İşte siz öyle kimselersiniz ki. Ha entüm. İşte siz öylesin. Devam ediyor ayet-i kerime. Ha ulâi cadeltüm anhum fil hayâti dünya. Bunları dünya hayatında savunuyorsunuz. Mesela ortağımız, anne babamız, evladımız, komşumuz, bizim ırktan, bizim mezhepten, bizim memleketten suçlu birini savunuyorsunuz. Ya suçlu bu. Savunuyorsunuz. Sonra diyor ki Cenab-ı Hak size soruyorum diyor. Siz bunları dünya hayatında efendim onları savundunuz. Pekala. Femen yücadilullâhe anhum yevmel kıyamet. Kıyamet gününde onların lehine kim mücadele edecek, kim savunacak? Hadi söyleyin bakayım diyor. Öyle bir adam olun ki diyor bize. Ahirette de savunun bunları. Savunabilir miyiz? Ahirette savunamayacağınız zalimleri dünyada savunmaya kalkmayın diyor. Buyurun ayet verin. Dün burada bir hacı abimiz var muhterem. Hayırsever bir abimiz. Ona bir ziyarete gittim. Orada da bir hakim bey başka bir vilayetten ziyarete gelmiş. 5-10 dakika, 1 saat oturduk, hasbihal ettik. O arada mahkeme hakim olduğu için yani öyle şeyler anlatıyor ki aileler, uyuşmazlıklar, iş mahkemeleri. Fındık kabuğunu doldurmayacak denilen işlerin mahkemelere gittiğini görüyoruz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Mahkemeye bir sürü dava gidiyor. Demek ki bizim hutbeler, vaazlar yeterince ulaşmıyor, iş görmüyor, sonuç vermiyor ki bu kadar karakollar, mahkemeler, hapishaneler meşgul ediyor. Doğru değil mi? Herkes camiye gelmiyor. Şimdi bir de o taraf var. Bir gün bir emniyet müdürümüze dedim ki, nerede bir adam öldürülse ben çok üzülüyorum. Çünkü şirkten sonra en büyük günah bana adam öldürmek gibi geliyor. Şirkten sonra. Hocam nereden biliyorsun? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَقْرَ وَلَا يَقْدُرُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ Rahman'ın kulları Allah ile birlikte başka ilah tutmazlar, edinmezler, başka bir şeye ilah demezler ve haksız yere bir adam da öldürmezler. Adam öldürmek de bizim hakkımız değil. Pekala şimdi. Şirkten sonra. Dedi ki müdür bey bana, yani doğru ama insanların az olduğu zamanda da bu iş oluyor dedi. O da doğru ama olmasın dedi. Yani. Şimdi o kadar kadın şiddeti, adam şiddeti, ortak şiddeti, trafik şiddeti, terör bilmem ne işte zaten etrafımız ateş oluyor. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Ahirette bunu savunabilecek misiniz diyor Allah-u Teala. Savunamayacaksınız. O zaman ne yapıyorsun burada ey insan diyor. Emmen yekûnu aleyhim vekîle. Yahut kim onlara vekil olacak diyor. Hadi bir vekil ol bakalım. Burada vekiliz değil mi? Onun vekili benim. Bir avukat bulalım. Vekilimiz falan. Orada kim yapacak bu işi diyor. Savunduğunuz insanların ahirette de savunulmaya ihtiyacı var. Ne onu savunabilirsin ne kendini. Birçok ayet var. Öyle bir günden korkun ki o gün alışveriş ve ticaret yoktur. Hiçbir nefis bir nefis için bir şey ödeyemeyecektir. Ayetler var. Vakit almak için şey yapmıyorum, uzatmıyorum konuyu. Vaktinizi almayayım. O zaman burada şu var. Şimdi mesela bu kadar insanız. Hata olabilir ama biz gelsek. Hocam ben de yaparım. Hocam sen sabırlı ol. Sen daha iyi biliyorsun. Unutmazsın ama bize de böyle anlatmıştın. Ben de susarım. Tövbe bismillah. Arabayla bir çarpışma oldu. Ben yolda gidiyorum. Yağmurda dikkatsizlikten bir arabalar vuruldu. Ama teker patlayınca çok ses çıktı. İnerken ilk yaptığım iş acaba kavga edeceğiz, dövüşeceğiz mi? Karşıki adama bir bakayım, kavga başlıyor mu? Böyle mi olması lazım? Bizde bir kaza olur. Hani bazısı cinayet gibi, bu ayrı bir şey ama ilk önce o şoförü orada bir linç etmemiz lazım. Doğru mu değil mi? Eğer orada adam bir bakıyorsun kaçıyor ya da işte bir... Yani toplumsal bir cinayet havası var toplumda. Hemen ucum ileri doğru. Ya öyle mi olması lazım? Bir durun bakalım ya, bir dakika durun, bir anlayalım. Adamı öldürmeyelim, hiç olmazsa kim olduğunu konuşturalım. Hayır öyle değil. Birileri de savunuyor. Ya neyi savunuyorsun? Ayet diyor ki, hadi bu insanları dünyada savundunuz. Ahirette kim savunur, kim vekil olacak diyor. Anlatamıyorum bu ayetleri. O hakimler gelse, mahkemelerdeki o örnek olayları anlatsalar burada da rezilliğimiz ortaya çıksın. Öyle boş işlerle uğraşıyoruz ki. O kadar lüzumsuz birbirimizi meşgul ediyoruz.
Masraflar, zamanlar, düşmanlıklar, en kötüsü aile fertlerimize düşmanlık miras bırakıyoruz. Kaç tane düşmanımız varsa o kadar çocuklarımızın düşmanı olur. Ben dayıma gitmiyorum, halama gitmiyorum ya, onun çocuklarına da benim çocukların gitmesini istemiyoruz. Doğru mu değil mi? Haydi. Benim düşman olduğumla sen oturamazsın diyoruz. E biz çok düşman kazanırsak çocuklarımızın da doğar doğmaz mal bırakmıyoruz, düşman bırakıyoruz. Sonuç bitiyor ayet. Ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillah yecidillah gafurar rahima. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmederse. Bakın, kim bir kötülük yapar kendine zulmederse. Bir adam kendine zulmeder mi? Yukarıda söyledi ya, ve la tücadir anillezine yahtamine enfisehum. Kendine hain adam. Hain olduğunu bilmiyor. Ev zalemu enfisehum var ya, kendine zulmederse bir insan. Ya da kötülük yapar. Sümme yestağfirillah. Sonra Allah'tan bağışlanma dilerse. Yecidillah gafurar rahima. Allah'ı bağışlayıcı ve merhametli bulur. Oh. Şimdi hata edenlere dönün diyor. Şimdi bakın, bir kitap getirin evden. Tevilatül Kur'an. Tamam. Kimin bu? İmam Maturidi'nin. Tefsiri bu. 11 cilt mi? Daha mı çok? 15 cilt mi? Ne? Şimdi size bir şey okuyacağım. Bu Maturidi kim? Bizim mezhep imamımız. Gerçi Maturidi'nin ne demek olduğunu bilemiyoruz. Müslümanız elhamdülillah, oradan kurtaracağız da. Şimdi bakın, diyor ki Maturidi, yanlış anlaşılmasın. Kavluhu Teala ve estağfirullah leyse huve kavlün nas nestağfurullah nestağfurullah ve lakinne ke ennehu gâle kûnû alel hâlilletî tekûne a'mâlekum mükefferatî lüzdunûb. Allah'tan istiğfar dileyin demek insanların nestağfurullah, nestağfurullah veya estağfurullah demeleri değildir. Hani biz istiğfar edin diyoruz ya. Bismillah, estağfurullah, 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 estağfurullah. Bu kötü bir şey değil ama bu değildir diyor. Maturidi diyor. Cildini midini söylemeye lüzum yok burada. Nisa suresi. Ayet 100. E peki neymiş? Günah olan amelleri bırakıp günahları örtücü davranış ortaya koymaktır. Zira görmüyor musunuz diyor, ayet söylüyor. Veya kavm istagfiru rabbekum sümme tuğbu ileyh. Yine istagfiru rabbekum innehu kâne gaffara. İki tane ayeti söyledikten sonra diyor ki Allah-u Teala burada sadece estağfirullah değil dememiştir diyor. E ne demiştir? Amelinizi değiştirin. Günahlarınızı örtücü olan, doğru olan amelleri yapın demiştim. Hatta ben okuyunca şaşırdım. Diyor ki burada, لِأَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا بِلِسَانِهِمْ أَلْفَ مَرَّةٍ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ لَكَانَ لَا يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ. Bin kere böyle istağfurullah dese hiçbir faydası olmaz diyor. Şimdi dedim ki ya, başka bir kitaptan olsa söylemezdim bunu. Başka bir, acaba derdim. Bin kere böyle estağfurullah, 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 estağfurullah. İyi kardeş, sonra hiçbir amel değişmiyor. Amel değişmiyor. Hainden yana yer alıyor. Hainleri savunuyor. Zalimleri savunuyor. Günahı savunuyor. Gizli de başka, açıkta başka. Burada ne olacak şimdi? Hiçbir faydasını göremezdi. O zaman istiğfar iki türlüdür diyor. Ve hakikatül istiğfar veçhân. Neymiş bunlar? اَحَدُوْمَا الْاِنْتِحَارُ اَمَّا اَوْجَبَ الْاُقُولُ. Yani bir azap getirecek olan amellerden uzaklaşacak. Azap getirecek. Başına iş açacak olan işlerden uzaklaşacak. İkincisi ne? وَسَّانِي تَلَبُ السَّتْرِ بِالْاَقْبِ neymişim? وَتَّجَامِ. O zaman da günahları örtecek. Onlardan vazgeçecek. Tamam. Şimdi istiğfarla ilgili gördük mü? Bin kere, 500 kere söyleyelim mi? Söyleyeceğiz ama ona ne lazımmış? Ameli değiştirmek lazım. Ne amelini? Akraba, zalim onu savundu. Bizim enişte, bizim damat, bizim kız, bizim oğlan, bizim torun, bizim mahalle. Şimdi bunun yüzünden Türkiye'de kavga var mı yok mu? Ben bir Kürt'üm. Hiç bu konuyu konuşmam ben, biliyorsunuz. Çünkü bu konunun başı sonu İslamsızlıktan geliyor. Bir Kürt'ü, Türk'ü fark etmez. Ben haklı olduğu için savunmam lazım. Öbürü diyor ki ben hocam dedi ne vardım? Bizim imam dedi, bizim memleketli değil dedi. Bizim memleketten olanı tayin etmediler dedi. İmam olmanın şartları dedim, İslam, buluğ, akıl, sıhhat, kıraat, özürlerden salim olmak, kafese, yeterlilik vesaire. Öyle değil mi? Bizim memleketli var mı? Yok.
Ama adama bak. İki tane adam var. Buraya tayin edeceğiz. İmamlık yaptıracağız. Mukabele okuyacak. Kimi yapalım? Bizim kurstan sizi en iyi okuyan hangisi onu yapalım. Gözümüzü kapatırız. Okuyun deriz. En iyi okuyan bu geç. Doğru mu değil mi? Emanet ehline verilmiştir. Yok öyle olmasın. Ne olur bir minber kürsüyü kaptırmayalım. Başka cemaat gelmesin. Of. Ondan sonra da biz birbirimizi sevmiyoruz. Ondan sonra Allah bizi sevsin diyor. Birbirimizi sevsek işi bilene işi teslim ederiz. O kadar çok işimiz var. Anlaşıldı mı istiğfar konusu? Bitireyim bir iki meallen iş uzadı. Buyuruyor ki bakın kim bir kötülük yaparsa ya da nefsine zulmeder de Allah'ım beni bağışla der halini değiştirirse Allah da onu bağışlar. Allah'ı bağışlayıcı bulur. Gafur Rahim. Ve men yeksib ismen fe innema yeksibuhu ala nefsi. Ve kânallâhu alîmen hakîmen. Kim bir ismen günah işlerse. İsm, beltek seyren. İsim nedir? Günah demek. Kim bir günah işlerse kesbetmek demek. Lehâ mâ kesbet ve aleyhâ mektesebet var ya. Kesbetmek, kazanmak. Kim bir günah kazanırsa o günah onun aleyhinedir. Sonra Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Demek ki bir insan günah kazanırsa o günahı kendi aleyhine işlemiştir. وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيئَةً اَوْ اِسْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا buyuruyor ki kim bir günah işlerse yahut kim bir hata işler ya da günah işlerse ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا sonra hiçbir alakası olmayan birine o günahı attı. Ben çaldım size. Siz söylediniz ben söylemedim dedim. Ben söyledim siz söylemedin. Karıştırdı işi. Hatası olmayan birini suçladık. Sonra buyuruyor ki فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا Bühtan ne demek biliyor musun? Bir insanın yapmadığı bir ameli o yaptı demek. Bühtan ona demiş. Yani siz yapın, o yapmıştır. Kim yapacak? Bir bühtan ve ismen mübina açık bir günah yüklenmiştir. Çok açık bir günah yüklenmiştir. E peki isimle hatiye ne demek? Yazdım ama vakit almak istemiyorum. 40 dakikada bırakacaktım. Biraz uzadı iş. Ne demek isim ve hatiye? Şu demek, efendim, belli dakika olmuş. Diyor ki, küçük günah ve büyük günahlara ya da kendiyle ilgili günahlara veya insanlarla ilgili günahlara okuduktan sonra şöyle karar verdim. Yani anladım. Bilumum büyük ve küçük tüm günahlar için alıyor bu kelime. Hatiye ve isim. Yani ister Rabbimle benim aramda, ister insanlarla benim aramda, ister insanlarla aradaki hükümlerde. Ne tarafa koyar? İster zalimleri savunmakta, vekil olmakta, ister gece gizlemekte. Hangi çeşit günah olursa olsun, bir de hiç alakası olmayanları suçlarsa ne yapıyoruz? Hiçbir delilimiz yok, bilgimiz yok. Bunlar, o zaman diyor ki Cenab-ı Hak, çok büyük bir bühtan ve büyük bir günah yüklenmiş olur diyor. Aşağıda diyor ki, وَلَوْ لَا فَضْلَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلُّهُ Şöyle buyuruyor, eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya çalışacaklar. Gene bu konu devam ediyor. Yani gene sizi saptırırlardı. O zaman şöyle yapmalı. Allah'ın lütfun ve merhametinle doğru okumayı, doğru anlamayı, doğru yaşamayı, doğru karar vermeyi, doğru istiğfar etmeyi, doğru tövbe etmeyi bize nasip eyle. Peygamberimize diyor Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı bu konuda o Yahudi suçlanacaktı diyor. Halbuki biz Yahudilere kızıyoruz. Ama Yahudi haklıysa bizimkine kızmak lazım. Hak ve adalet ayrı şey, din duygusu ayrı şey. Din adaletin kendisidir. İnnallah ye'muru bil adli demiyoruz mu? O halde buradan çok toparlayamadım tabii neden bilemiyorum ama şunu anladık inşallah. Bizim sosyal ilişkilerimizde bir bakmak lazım. Anlamadan bir bakıyorsun çocuk kavgasından 4 kişi birbirini vurdu. Haberlerde dinliyoruz değil mi? Bundan evvel oldu 6 gün. Ya bir çocuk çocuğa dövdü, dövmedi. Böyle mi olması lazım? Anlamadan, bakmadan, düşünmeden taraf oluyoruz. Eline silahı alan, sopayı alan, çığlığı atan toplanıveriyor. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nar. Ateşin kenarındaydınız, Allah sizi kurtardı diyor. Niye? Biz ateşin kenarındayız. Her an kavga var. Her an kavga var. Hazır bir toplum. Niye? İslam'dan cehalet uzak çoğaldı. Müslümanlar da hukuk, ahlak, ilkeler de zayıflayınca, taraf olmak da kolay gelince nefse, işte istiğfara ihtiyaç var. Ne demek istiğfar? Bundan sonra zalim ve hain olanları savunmayın, yoksa ahirette onları kim savunacak diyor.
Zalimlere de diyor ki sizi burada savunanlar olabilir. Hainlere diyor ki sizi burada kurtaranlar olabilir. Ama ahirette sizi kimse kurtaramayacak, haberiniz olsun. Orada bir dostunuz, bir adamınız, bir yardımcınız olmayacak. Feleyse lehül yevme hâhuna hamîm. Sıcak bir dost bulamayacaksınız odan. Candan bir dost bulamayacaksınız o gün diyor. Rabbim doğruyu anlamayı, doğruyu yaşamayı nasip etsin. Aslında bu din bilgileri bizi ne yapmalı? İşimizi sadık yapmalı. Ailemizde sevgi üzere, merhamet üzere olmalı. Böyle mahkemelerde, karakollarda, sokaklarda, şuralarda, buralarda bizim vakit geçirecek zamanımız yok. Niye? Doğru iş yapanın ne işi var ki oralarda? Ama iş o kadar çok ki. Çok lüzumsuz işlerden mahkemeleri de meşgul ediyoruz. Kendimiz de meşgul. Ben hatırlıyorum Diyanet'e göreve girdiğimizde imamların sayısı polislerden çoktu. Böyle işte diyorlar ki 40 bin din görevlisi var, 30 bin polis var diyorlar. Sonra duydum beraber olduk. Şimdi onlar bizi ikiye katladı. İmamları methetmek için söylemiyorum. Polislerin çokluğunu da söylemiyorum. Sebep ne biliyor musun? O kadar çok olay çıkıyor ki bir maça 4 bin kişi verirlerse İstanbul'a polis mi yeter? Yeter mi Allah aşkına? Yetmez. O zaman ne oluyor? Olur olmaz her işe biz polis çağır, getir gitsin. Mahalle polisi, sokak polisi. Yani polis de bir şey diyemiyor şimdi. Öyle bir alem yok. Amerika'da bir ayrı bir dert. Bak orada da millet ayaklandı. Oradaki çok çabuk buluyor. Orada yeri değil de ben bir vaaz için gittim oraya. Türk'e sordum emekli komisere. Nasıl dayak var dedim. Kameranın arkasında var dedim. Şimdi bak orada böyle orada Allah korkusunu polis korkusuyla anlatıyorlar. Orada polisi gördün elini kaldırmadın yüzüstü yatmadın ilk yapılacak 5 kuruşunu yiyorsun işte görüyorsun. Bizde de şimdi denge kaçtı şöyle bakıyorum ben. Şimdi polisler zulmediyor işkence ediyor dedik şimdi adam polis sen kimsin diyor. Neredeyse onu dövecek. Paralı dayak yiyici oluyor adam. Kardeşim adamın görevi yani bir şey dese başına bela demese işte olaylar oluyor arada bir iki de cahil. O zaman burada şu ortaya çıkıyor. İslam azaldıkça polis sayısını artırıyor. Güvenliğin artmasının mali boyutu bu topluma ne biliyor musunuz? En az 150-200 bin de güvenlikçi tuttuk. Doğru mu değil mi? 150-200 bin güvenlikçi var mı yok mu? Var. Niye? Kötülükler çoğaldı. Eskiden bankalarda vardı. Hadi ne hali varsa görsün dedik. Şimdi her yerde güvenlikçi var. Parkta bile var. Pazara gidiyorum ben iki kişi dikiliyorum. Pazarda bizi ne bekleyecekler? Ya alışveriş, sebze alıp gideceğiz. Kim ödüyor güvenlikçinin parasını? Pazarcı. Pazarcının parasını kim ödüyor? Sen, ben. Niye? Kötülük arttıkça kameralar arttı. Bu kadar kameraların parasını kim ödüyor? Millet. Kameraya çalış, güvenlikçiye çalış, ona çalış. Kötülük arttıkça güvenlik tedbirlerinin mali boyutu da artıyor. Hukuki boyutu da artıyor. Öyleyse islah olmak en ucuz bir hayat yaşamaktır. Toplum islah olsa bu kadar görevliye, bu kadar kameraya vesaireye lüzum yok. Saate bakıyorsunuz, anladım haklısınız. Rabbim doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip etsin. Hatalarımızı affeylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.